İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Luis Moreno Ocampo, Bakü'de tutulan Ermeni esirler savaş esirleri değil soykırım mağdurlarıdır. Doğu Ermenistan anlaşmalara uyma konusunda kararlıdır ve Türkiye'den de aynısını beklemektedir. Tarihi geçmişten bahsederken Bakü ders kitaplarının dışındaki gerçekleri öğrenmeli. Doğu Ermenistan'ın Trinkatar antik kentinde bulunan ejderha taşları UNESCO'nun dünya mirası ön listesine alındı. Berzor'daki Onur adlı anıt kompleksi. Hükümet yaklaşık 22 milyon kitabın bulunduğu özel kütüphaneyi tasfiye etti. Büyük Usta Hayk Martirosyan Uluslararası satranç turnuvasında gümüş madalya kazandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Dünya Ermenilerini birlik olmaya ve Kasım ayında Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler COP29'a karşı Bakü'de tutulan Ermeni mahkumların serbest bırakılması için bir medya kampanyası başlatmaya çağıran girişimine değindi. O kampo Armen Press'e verdiği röportajda İlham Aliyev'in COP29 ile Bakü'nün itibarını yükseltmeye çalıştığını belirtti. Ona göre Arçak'ın eski askeri ve siyasi liderleri de dahil olmak üzere Ermeni mahkumlar Bakü hapishanelerinde tutulurken Aliyev'in bunu bir barış konferansı olarak sunmaya çalışması garip. Bakü'nün Arçak'ta soykırım, armenosit yaptığını da vurguladı. Eski başsavcı Okampo, ''Lacin koridoru Arçak halkının dünyayla bağlantı kurmasının tek yoluydu.'' Bakü onu kuşatarak halkı tecrit etti ve kendisine boyun eğmeye zorladı ve bundan önce Bakü defalarca onları yok edeceğini söylemişti. Bütün bunlardan bunun bir soykırım Armenosut olduğu ortaya çıkıyor dedi. Ona göre insanların zorla yerlerinden edilmesi de soykırımın bir türüdür ve bu da soykırım sözleşmesinin hukuken tanımladığı bir şeydir. Luis Moreno Ocampo yaşananlar hakkında susmak yerine sürekli konuşmanın ve harekete geçmenin gerekli olduğu görüşünde. Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Bakü'de tutulan Ermeni esirlerin savaş esirleri değil, Arçak'tan ayrılmak isterken gözaltına alınan soykırım mağduru olduklarını vurguluyor. Ocampo, Bakü Devlet Başkanı'nın COP29'un barışçıl koşullarda sürmesi için Ermeni mahkumları serbest bırakması gerektiğini anladığını, umduğunu ifade etti. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Doğu Ermenistan, Doğu Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci çerçevesinde varılan tüm anlaşmaların uygulanmasına kararlıdır ve Ankara'dan da aynısını beklemektedir. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Yerevan ile Bakü arasındaki barış sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda ülkemizde sınırın açılması olasılığını dışlamamıştı. Bakanlık, Yerevan'ın Ankara'dan Ermeni Türk kara sınırının 3. ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi kişilere açılması sorunu da dahil olmak üzere ve Başkan Wilson'un tahkim kararından bağımsız aynı kararlılığı ve hazırlığı beklediğini belirtiyor ilişkilerin düzenlenmesi sürecine ilişkin özel temsilciler toplantısına ilişkin ise Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı net bir anlaşmaya varılması durumunda kamuoyunun zamanında bilgilendirileceğini söyledi. Hatırlatmak gerekirse Aralık 2021'de Yerevan ve Ankara ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakereler için özel temsilciler atamıştı. Gartman Şirvan Nahçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği, Bakü devlet sistemi siyasi önceliklerini yayma sürecinde Bakü'nün dönüşümlerini yaymak için tarafsızlıktan çok uzak konuşmacıları devreye sokmakta vazgeçmiyor diye işaret etti. İşgal altındaki Şuşi'de düzenlenen ikinci küresel medya formu yine Ermeni karşıtlığının ifade edildiği bir platforma dönüştü. Bu sırada Rus gazeteci Maxim Şevçenko dolaylı olarak kolektif batıyı suçlayarak Bakü'nün sözde adalet sözcüsü rolünü üstlendi. Ancak Şevçenko kendi inançları arasında gezinmekte zorlanıyor ve daha sonra yanlış anlatıların ikna edici bir eleştirmeni olarak Doğu Ermenistan'ın toprakları, tarihi ve demografisi ile Ermeni yer adları hakkında kendi yanlış anlatısını oluşturuyor. Birlik insani müzakerelerin mümkün olduğundan bahsederken ve Bakü'ye desteğini ifade ederken 1988'i unuttuğunu vurguluyor. 1990 yılında Sumgayit Ermenilerine karşı yapılan zulmü görmezden geliyor. Bakü'de Ermenilere uygulanan katliamı, 1992'deki Maraha katliamı ve genel olarak tarihi Gartman, Şirvan ve Nakçıvan'daki Ermenilerin etnik temizliği ve zorla yerinden edilmesi, 20. yüzyılın başında başlayan Ermeni karşıtı politikanın pratikte uygulanmasının sadece bir devamıdır. Bunlardan hiçbiri bugüne kadar gereken tarihi ve siyasi değerlendirmeyi alamadı. Bakü örneğin eski Cuha Ermeni mezarlığının yıkılmasının kendi yanlış anlatısını yaratmaya yönelik üzücü bir gelişim olduğunu kabul edecek siyasi iradeye sahip mi? Ve en önemlisi Bakü, Artsak'tan zorla yerinden edilen ve mülteci haline gelen 1 milyonu aşkın Ermeninin geri dönüş, ekonomik zararın tazmini, sosyal, kültürel ve daha birçok haklarının iade edilmesi yönünde siyasi iradeye sahip mi? Kan Ermeni Birliği'nin gündeme getirdiği sorular bunlar. Bu nedenle Gartman-Şirvan-Nahçıvan adlı birlik Maksim Şevçenko'nun yanlış anlatıları inkar etmeyi ve yenilerini yaratma konusundaki adaletini kanıyor. İkinci olarak bölgenin güncel gerçekleri hakkında tarihi geçmişe atıfta bulunurken, Bakü ders kitaplarının dışındaki bu ülkede gerçeğin özgürlük kadar nadir olduğu gerçekleri tanımayı, tavsiye ediyor. UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 46. oturumunda Doğu Ermenistan'ın ...Arakazot'un bölgesindeki Trinkatar Antik Alanı'nın Ejderha Taşları ve Kültürel Peyzajının UNESCO Dünya Mirası Ön Listesine alınması yönünde sunduğu başvuru görüşülerek onaylandı. Oturum 20-30 Temmuz'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşecek. Bu Doğu Ermenistan'ın UNESCO Dünya Mirası Ön Listesi'nde kaydettiği beşinci sıradır. İlk dördü 1995 yılında tescil edilmişti. Bunlar Dvin şehrinin antik alanı, Yeleryuk tapınağı ve antik alanı, Noravank ve Amahu nehrinin üst vadisi, Datev manastırı, Datev çölü ve Vorodan nehri vadisinin çevresi. Doğu Ermenistan'dan Sanahin ve Hakbat Manastırları, Eçmiyazin Katedrali, Kiliseler ve Zıvartnos Antik Alanı, Gehart Manastırı ve Yukarı Azat Nehri Vadisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kayıtlıdır. Berzor şehri Artsakh Cumhuriyeti'nin batı kesiminde Kaşada bölgesinde yer almaktadır. Anıt Barış Meydanı'nın bitişindeki tepede yer alıyor. Şimdi Bakü'nün işgali altında. Berzor anıtı Sovyet yıllarında inşa edilmiş ve Laçin şehrinde 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda şehit düşenlerin anısına ithaf edilmiştir. Kompleks, Laçin'in kurtuluş savaşları sırasında önemli ölçüde hasar gördü. Kurtarıldıktan sonra anıt kompleksi harabe halindeyken Kaşadağ yönetimi Anıtın mimari boyut çözümünü aynı bırakmaya, kompleksi Zafer Kompleksi olarak adlandırmaya ve duvarlarına Ermenilerin isimlerini kazımaya karar verdi. Asıl anıt, Artsaç Savaşı'nda şehit düşen askerlerin isimlerinin kazındığı üç büyük yarım daire bazalt duvardan oluşuyor. 9 Kasım'da imzalanan üçlü deklarasyon sonrasında Berzor kenti, Ahavnov ve Nerkinsus köyleri Arsah Cumhuriyeti'nde konuşlanmış olan Rus barışı koruma güçleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Arsah Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın savaş sırasında ve özellikle savaştan sonra bağımsızlık döneminin anıtlarına ve haçkarlarına yönelik özel saldırganlığını dikkate alarak yukarıda adı geçen anıtların neredeyse tamamının tahliyesini başlatmıştı. Mayıs 2023'te internette dolaşan fotoğraflardan Anıt Kompleksinin tamamen yıkıldığı anlaşılıyor. Doğu Ermenistan hükümeti içinde yaklaşık 22 milyon kitabın bulunduğu özel kütüphaneyi tasfiye etti. Normatif teknik bilgiler fonu yaklaşık 1 milyon belge kopyasını içerir. Standartlar, teknik koşullar, inşaat normları ve kuralları. Endüstriyel katalogların fonu yaklaşık 1 milyon belgeyi kapsıyor. İşlerine büyük bir özveriyle yaklaşan bilimsel ve teknik kütüphane çalışanları kütüphanenin tasfiye edilmesi halinde 13 Ağustos'tan itibaren işsiz kalacak. Hükümet ayrıca kütüphane binasını da kamulaştırma kararı aldı. Ayrıca Cumhuriyet'te faaliyet gösteren 4 şubeden Gümrü, Vanazor, Rapan ve Hrazdan'dan yalnızca Gümrü Şubesi'nin değerlendirme aşamasında olduğu bildiriliyor. Doğu Ermenistan Satranç Federasyonu tarafından bildirildiğine göre Doğu Ermenistan'ın önde gelen satranç oyuncusu Büyük Usta Hayk Mardirosyan, Biel Satranç Festivali 2024 adlı uluslararası satranç turnuvasında gümüş madalya kazandı. Bu yarışmada Vietnam'ı temsilen eden Le Quang Liem altın madalyayı kazanırken Hindistan'ı temsilen eden Ramesh Babu Pragnanantak bronz madalya kazandı. 13-26 Temmuz tarihleri arasında İsviçre'nin Biel kentinde düzenlenen turnuvaya 6 Büyük Usta katılmıştı. Batı Ermenistan Büyük Usta satrançımızı kutlar, başarılarının devamını diler. Sevgili izleyiciler ve saygıdeğer soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.